Habercilik garip bir meslek. Kendi içinde öyle açmazları var ki. Denebilir ki habercinin işi hayatın peşine takılmaktır. İyi hoş ama ya hayat saçmalarsa? Ya hiç tahmin bile edemeyeceğiniz şeyler planladıysa sizin için? Bir haberin tam ortasında insanlar terör kurşunlarına hedef olup can verirse, yaralanırsa... ...çekimi yapan kameraman arkadaşınız gözlerinin önünde vurulup düşerse... ...tıpkı az sonra izleyeceğiniz görüntüleri çeken meslektaşım Taner Aydın gibi. O zaman ne yapacak haberci? Saçmalayan bu hayatın neresine sığınacak? Mesleğine mi? Haberdar etme sorumluluğu taşıdığı insanların anlayışına mı yoksa Allah kahretsin deyip... ...elinin tersiyle hepsini bertaraf ettikten sonra... İçinde patlayan o isyan duygusuna mı? Hangisine? Siz söyleyin. Hangisine? Burası ameliyathane koridoru. Şu gördüğünüz kapının gerisinde verilen ölüm kalım savaşının her anını nabzınızda hissettiğiniz yer. Bir tür Araf gibi. Az önce oradan haber geldi. Taner yaşayacak. Bundan sonra hayatına nasıl devam edecek? Bunu söylemek için erken. Ama bildiğim ve emin olduğum şey o ki... Akıncı olmasaydı Taner şu an yoktu. Ve o gece hastanede bulunan birçok masum insan... ...hayatlarını Akıncı'ya ve başta olay sırasında tesadüfen hastanede bulunan... ...terörle şube müdürü Kemal Günay olmak üzere... ...emniyet güçlerinin dirayetli çabasına borçlu. Şu an bu çekimi yapan haber editörü arkadaşım Beste. Görüyorum titreyen ellerini zapt etmeye çalışıyor. Ağlamaktan gözleri kan çanağı. Ama yapacak bir şey yok çünkü hayat saçmaladı bir kere. Bütün şehitlerimize ve haber peşinde koşarken hayatlarını kaybeden bütün habercilere Allah'tan rahmet diliyorum. Saat vaktim var, sonra yine merkeze gitmem lazım. Tamam. Kemal, olmaz öyle şey. Kahvaltı hazır. Hadi geçin, kahvaltınızı yapın, sonra gidersiniz. Tamam. Hadi. Salih, bekle sen. Sürpriz. Aa, nereden çıktınız siz? Hoş geldiniz, ne iyi ettiniz. Çörekler hala sıcak. Kahvaltıya yetişebildik değil mi? Vallahi tam zamanında, şahane. Hadi geçin içeri. Babam yapmıştır ama değil mi kahvaltısını? O yeni uyandı. Akşam biraz uyuyamadı da. Ha. Nergis yüzünden. Nerede şimdi? İçeride. Ablanla konuşuyor. Ben bir gidip bakayım ona. Tamam canım. Babam haberleri izledi değil mi? Birlikte izledik. Çok sinirlendi tabii. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi Yaz? Senin ablan tam bir umutsuz vaka. Yani kusura bakma bunu böyle söylediğim için ama böyle yani. Biliyorum. Hadi geçin, gel. Arkadaşın nasıl oldu? Güzel. Geçmiş olsun. Sen nasılsın? İyiyim. İyiyim ben, beni merak etme. Yok ben... Artık sana bir şey söylemiyorum. Sana söyleyecek sözüm bitti benim. Ne güzel. Bunu duyduğuma çok sevindim. Baba, ablamla konuşabilir miyim hemen? Artık ben anladım ki biz bundan sonraki hayatımızı böyle yaşayacağız. Sen ateş altında hep tehlikenin göbeğinde, ben yüreğim ağzımda. Bana ne söylediğini hatırlıyor musun? Herkes kendi hayatının yükünü taşır demiştin. Yani yaşadıklarım tamamen benim sorumluluğumda. Bence sen de istersen... Tercihlerini yaşarken burada evladı için yüreği yanan bir baban olduğunu unutma. Olur mu kızım? Didem seninle konuşmak istiyor. Veriyorum. Abla, ne yapıyorsun? İyiyim, iyiyim canım. Daha iyiyim. Ya işte hücre baskınına yaptığımız çatışmada
Teröristlerden bir tanesi yaralıyla geçirildi. Ve kritik bilgilere sahip. Yani ifadesi önemli işte. Ben de o yüzden hastanedeydim. O sırada baskın oldu. Hastanenin çatısına ambulans helikopter istedi teröristler. Akıncı da oradaymış aynı işte. Ha, oradaydı. Görebildin mi peki onu? Gördüm. Ne yaptın böyle Nergis abla gibi yanına gidip konuşabildin mi? Peki kazada hayatını kurtardığı için teşekkür edebildin mi? Ha evet. O kurtardığın çocuk falan ailesi. Çocuklar. Gerçekten çok yorgunum. Yani gündemin geri kalan kısmını Nergis ablanızdan öğrenirseniz sevinirim. Hakikaten ya. Bir rahat bırakın adamı. İki lokma bir şey yesin. Fatih. Hayırdır? Dalgınsın bugün. Biraz. Şu çocuğu düşünüyorum enişte. Senin kurtardığın çocuk. Kim bilir ne kadar korktu. Korkmaz mı? Tanışabildin mi ailesiyle? Sevinmişlerdir. Çocukları sağ salim eve dönünce. Değil mi? Tabii oğlum. Çocuklarını görünceye kadar canlarından can gitmiştir onların.